lenf sisteminin iki amacından daha önce bahsetmiştik. İlki, kılcal damarlardan sızan sıvıyı tekrar kana karıştırmak, ikincisi ise bağışıklık sistemine yardımcı olmaktı. Fakat lenf sisteminin üçüncü bir amacı daha var. İşte bu videoda size bu amaçtan bahsedeceğiz. Şimdi, ince bağırsaktan bir kesit inceleyelim. İnce bağırsakta vücudumuzun emilim yapmak ve enerji için kullanmak istediği bazı besinler bulunur. Bu besinlerin en önemli kısımlarından birini emilimi yapılan ve vücutta birincil enerji kaynağı olarak kullanılan ufak glikoz molekülleri oluşturur. Aslında çizimi iki boyutlu yapmak bizim için daha faydalı olacak. Evet, ince bağırsağın bazı hücrelerini inceleyelim şimdi. Bunlar ince bağırsağı çevreleyen hücreler. Evet, glikozun vücut tarafından emilimi şöyle gerçekleşir. Glikoz ince bağırsağın hücrelerine pompalanır, oradan ince bağırsağın duvarlarına dağılır. Bu alana gelindiğinde ise yakında bulunan kılcal damarlara dağılır. Evet, kılcal damarlara dağılır ve oradan vücudun diğer kısımlarına yayılarak birçok hücreyi besler. Fakat ince bağırsakta emilimi yapılan tek şey glikoz değildir. Diğer bir bileşen ise yağdır. İnce bağırsağımızda dolaşan yağ asitlerinin de emilmesi gerekir. Bunların yapısını da hatırlatmak maksadıyla çizelim. Evet, şu şekilde. Uzun karbon zincirlerine bağlı karboksilik asit grubu var. Evet. Glikoz gibi bunlar da ince bağırsak hücreleri tarafından alınır. Fakat hücreden çıktıklarında artık bu şekilde görünmezler. Çıktıklarında gayet büyük küremsi nesneler halinde paketlenirler. Bunun garip bir ismi vardır. Şilomikron. Evet, küreye benzeyen şilomikron isimli maddeler olarak paketlenirler. Bu şilomikronlar çok miktarda yağı bir arada tutmaya yarar. Fakat burada arkadaşlar bir sorun var. Tahmin edebileceğiniz gibi şilomikronlar kılcal damarlara giremeyecek kadar büyükler yani kılcal damarlara şilomikron giremiyor. Fakat burada bağırsağımızda gitgide artan miktarda şilomikron olması zaten iyi bir şey değil. Bunların vücutta ihtiyacı olan yerlere gitmesi, dağıtılması gerekiyor. İşte sadık dostumuz lenf sistemi tam olarak burada devreye giriyor. Yakında bulunan lenf damarları kılcal damarlardan çok daha kolay bir giriş sağlıyor. Şilomikronlar bu damarlara dağılıyor lenf sisteminde taşınıyor ve vücuda dağılabilmeleri için en sonunda kan dolaşımına boşaltılıyor. Bu çok önemli bir süreç olduğundan ince bağırsağımızdaki lenf damarlarına özel bir isim verilir. Lakteal. Evet, ince bağırsağımızdaki lenf damarlarına lakteal denir ve yağları şilomikron biçiminde alırlar. İşte lenf sisteminin üçüncü önemli işlevi bu. Yani kandan gelmeyen şeyleri kana taşımak. Bunu genelleştirip ince bağırsakta da daha ileride bir yerde duran bazı hücreler vardır diyebiliriz. Vücudumuzun lenf dolaşımına katmak istediği başka şeyler de olabilir. Burada belki de hormon gibi protein üreten hücreler veya atıklar olabilir. Bazı durumlarda bu proteinler kılcal damarlara giremeyebilir veya atıkların da karşılaştığı sorunlar olabilir. Fakat bunların kana girmesi lazım. Çünkü örneğin hormonların dokular üzerinde etki gösterebilmesi için vücudun her yerine ulaşması gerekir. Atık maddelerin de kana karışmaları ve daha sonra parçalanmak üzere karaciğere veya vücuttan atılmaları için böbreğe gelmeleri lazım. Bu gibi durumlarda bu şeyleri kan dolaşımına katmak için lenf damarlarından oluşan ikincil bir sistemimiz var. Evet, bunlar protein ve atık maddeler dedik. Şilomikronlarla bunlardan aynı zamanda bahsetmemizin sebebi bunların kanda olmayan fakat bizim kana karışmasını istediğimiz şeyler olması. Bu işlemi doğrudan yapamadığımız için bahsedilen maddeleri öncelikle lenf dolaşımına katıyoruz. Evet, lenf sisteminin üçüncü amacını da öğrendiğimize göre tüm amaçları gözden geçirmek iyi bir fikir olabilir. Videoyu durdurup üç amacın tamamını da hatırlayıp hatırlamadığımıza bakabilirsiniz. Hadi beraber bakalım. Önce şuraya başka bir lenf damarı çizelim. Evet, ilk amaç kandaki yüksek basınç sebebiyle kılcal damarlardan dışarı itilen sıvıların toplanması ve lenf damarları aracılığıyla kan dolaşımına tekrar katılmasıdır. Bu sayede dokularda çok fazla sıvı birikmesi olmaz. Evet, bu ilk amaçtı bahsedilen sıvıda belki plazma proteinleri bulunabilir. Fakat al yuvar hücreleri gibi şeyler bulunmaz. Lenf sisteminin ikinci amacı enfeksiyonla bağlantılı. Vücudunuzda bir dokuyu etkileyen bir bakteri varsa, lenf sistemi bu bakteriyi bağışıklık sisteminin dikkatine sunar. Bu da bakterileri alıp en yakın lenf noduna götürerek yapılır. İşte B ve T hücrelerinizin bulunduğu lenf nodu. Evet, lenf sisteminin ikinci amacı buydu. Gelelim üçüncü amaca. Şilomikron protein veya atık maddeler gibi diğer şeyleri kılcal damarlara normal yoldan giremeyecekleri için kana iletmek. İşte son amacı da budur arkadaşlar lenf sisteminin.